Herkese yeniden merhaba, ben sinoptik gezgin okur Merve. Yine 5 dakikanızı çalmaya geldim. Umarım çok uzun sürmez. 5 dakika 5 dakika diyorum ama yine uzuyor. Olsun. Bugün elimde farklı bir kitap var. Şeref Yılmaz'ın yazmış olduğu Türkçenin Huzurunu adlı bu kitap var. Bu yazarımızın sanırım ikinci kitabı. Arka kapağını okuduktan sonra buna karar verdim. Ama birinci kitabı ben okumadım. Bu kitapta sağ olsun kendisi bize gönderdi. Instagram gruplarıyla birlikte okuduk. Kendisi bu videoyu izlerse buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten biz Türkçe konuşmayı bilmiyormuşuz. Bunu fark ettim. Bir kere daha fark ettim yani. Hep yalan yanlış saçma sapan şeyler konuşuyormuşuz. Hiç farkında değilmişiz bunun da. Şimdi bunu arka kapağını şöyle göstereyim. Çok uzun bir şekilde ele almış ama ben sadece yazarın böyle belirli anlattığı yeri, yani ikinci paragraftan itibaren size okumak istiyorum arkasını. Diyor ki, ana dil hem annemizin dilidir hem de milletimizin dilidir. Millet annedir. Ana diline saygısızlık eden hem anasına hem de milletine saygısızlık etmiş olur. Türkçe imparatorluklar kurmuş büyük bir milletin işleye işleye bugüne getirdiği zengin ve büyük bir dildir. Türklerin var olduğu her yerde vardır. Dağlarcanın mükemmel tespitiyle ses bayrağımızdır. Türkçe gözümün nurudur, sürmesidir. İlk onun kelimeleriyle konuştum, onun kelimeleriyle hayata tutundum. Onun kelimeleriyle nefes alıp verdim. Türkçenin bugün en büyük ihtiyacı kelimedir. Dilin temeli kelimedir. Bilinçlenme de kelimelerden başlamalıdır. Dilin inceliklerine vakıf olma, kelimelerine vakıf olma ile mümkündür. Dil, kelimesi kadardır. İnsan da öyledir. Gerçek hazine, kelime hazinesidir. Kelimelerini kaybetmiş bir insanın geriye neyi kalmıştır ki? Maddi manevi bütün kazanımlarımız, kelimelerimiz sayesinde olmaktadır. Kelimelerini kaybedenler, hayallerini kaybetmişlerdir. Hayallerini kaybedenler hayatını kaybetmişlerdir. Dilin sesi kelimelerinde gizlidir. Kelimeleri doğru anlayanların ve telaffuz edenlerin ağzında dilin sesi daha gür ve ahenkli çıkar. Evet, böyle bir arka kapak yazısı vardı. Şimdi bu kitaptan çok etkilendiğimi söyleyeceğim. Çünkü gerçekten biz İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz ve orada bir gramer denilen, yani dil bilgisi kısmı var. Biz Türkçeyi bilmeden İngilizce öğrenmeye çalışıyormuşuz yıllardır. Ben de diyorum ki niye öğrenemiyorum hala? Öğrenemeyiz çünkü Türkçeyi bilmiyoruz ki. Biz başka bir dil bilelim. Hani her şeyi yanlış kullanıyormuşuz. Yani mesela çoğul eklerini öğretiyorlar ya bize. Larlar eki, şu bu eki diye. Çoğul ekini ekliyorsun ama bana farklı bir dilden gelen bir kelime, yani farklı bir dilden gelen kelimeler, mesela Arapçadır, işte Farsçadır, Osmanlıcadır, yani başka bir dilden gelen kelimeyi sen getiriyorsun, Türkçenin içine alıyorsun ama onun çoğul mu, tekil mi olduğunu söylemiyorsun. Ben de onu bilmediğim için gidiyorum tekrar mesela çoğul eki ekliyorum. Örnek veriyorum, nasıl mı? Diyor ki burada evlat kelimesi var. Evlat kelimesi çocuklar demek. Yani çoğul. Tekili ise velet demek. Velet tek bir kişiden bahsediyor. Evlat ise birden fazla çocuktan bahsediyor. Şimdi biz evlat dediğimiz zaman tek kişiden bahsetmiş gibi algılıyoruz. Bunun içinde yanına lar eki getiriyoruz. Evlatlar oluyor. Yani biz orada çocuklarlar demiş oluyoruz. Ne kadar saçma aslında, değil mi? Yani. Ama bu şey mesela doğru. Velet diyorsun. Velet bir tane kişiden bahsediyor. Veletler dediğin zaman birden fazla çocuktan bahsediyor. Bu doğru. Ama oradaki evlatlar yanlış. Peki bunu bize kim doğru ya da yanlış olarak öğretti? Hiç kimse. Hiç kimse. Allah'ım, şimdi bak bu videoyu çekiyorum ya. KPSS'de falan çıkar bu. Canımız yanar gerçekten. O da ÖSYM falan bunu duymasın lütfen. Böyle bir şey yapmasın bize. Düşünsenize böyle bir şey çıktığını yani. Çok enteresan. Yani. Bak.
bak şimdi. Serbest kelimesi de böyledir diyor. Ser Farsça'da baş demektir. Serdar baş tutan demektir. Ordunun önündeki kişi yani. Sertaç baş tacı demek. Serapa baştan ayağa demek. Serbest de başı bağlı demek. Serbest başı bağlı demek. Yani özgür olmayan demek. Tersi ise serazattır. Yani başı azad olan, azad edilmiş, hür olan demektir. Peki biz nasıl kullanıyoruz? Serbest kelimesi Türkçe'ye geçerken tam tersiyle serazat anlamında geçmiştir. Serbest kelimesini biz gayet özgür şekilde kullanıyoruz yani. Serbestsin, özgürsün. Hani serazat kelimesini de tam tersini kullanıyoruz herhalde. Çok enteresan değil mi ya? Yani Farsçadan gelmiş ama biz onu Türkçe'ye yedirmişiz ve kendimize uydurmuşuz yani. Gerçekten kendimize uydurmuşuz. Merasim kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Merasim kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Tekil kullanıyoruz bu kelimeyi. Birden fazla çoğul anlamında kullanacaksak merasimler diyoruz. Oysa merasim aslında çoğuldur. Tekili mersemdir. Yani biz bu kelimenin doğru anlamını kullanalım dersek ya mersemler ya da merasim demeliyiz. Merasimler dediğimiz zaman törenler demiş oluyoruz. Ya. Evrak bize Arapçadan gelmiştir. Tekil değil, çoğul bir kelimedir. Tekili varaktır. Varak kelimesi kağıt, yaprak, sayfa anlamındadır. Evrak ise yapraklar demektir. Yani çoğuldur. Ama biz çoğul anlamında evrak demiyoruz. Evraklar diyoruz. Evraklar demekle aslında yapraklarlar demiş oluyoruz. Bir adet belge için evrak diyoruz. Oysa doğrusu varak olmalıdır. Birden fazla belge için ise ya varaklar demeliyiz ya da evrak demeliyiz. Ama evraklar diyoruz. Hatalı kullanıyoruz. Artık doğrusunu kullanamayacağımız için bu hatalı anlam aslında doğru anlam oluyor. Yani şu videoyu izleyene kadar acaba bunun böyle olduğunu biliyor muydunuz? Şahsen ben bu kitabı okuyana kadar bunların böyle olduğunu bilmiyordum. Öğrendim. Umarım siz de öğrenmişsinizdir. Ya içerisinde gerçekten daha bir sürü böyle kelimeler var. Anlamını kaybetmiş, anlam değişikliğine uğramış, Arapçadan, Farsçadan dilimize gelmiş. Fakat bizim böyle tamamen değiştirerek kullandığımız kelimeler var. Şeref Yılmaz bayağı bir araştırmış bunları. Çünkü araştırmadan böyle bir kitap ortaya çıkarılamaz diye düşünüyorum. Onun için teşekkür ediyorum böyle bir kitabı bize armağan ettiği için. Ben okuduğumdan dolayı gayet memnunum. İyi ki okumuşum diyorum. Umarım siz de bu kitaba ulaşıp elde edip okuyabilirsiniz. Evet, diyeceklerim bunlardı. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Herhangi okumamı istediğiniz bir kitap varsa veyahut da bir öz eleştiri yapmamı istediğiniz bir durum varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz diyorum. Videolarımı beğenip beğenmediğinizi aşağılarda belirtin. Yani hepsi bu kadardı. Yine sonlar ve Merve yine cümleleri toparlayamıyor. Neyse, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.